Evet, merhaba. Merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Datça'da Badem Çiçeği Festivali başladı. İlk günü çok kalabalık olmadan inelim dedik biz. Dedik ama müzikler var. Biliyorsunuz YouTube'da telif hakları problemi var. Bu bazı yerlerde sesi kısarak. Evet, keserek. Biraz tezgahları dolaşalım. Yani bu böyle tek günlük bir şey olmayacak zaten. Evet, bugün Perşembe ilk günü. Yarın gider miyiz? Cumartesi Palamut'a gideriz. Palamut'a ineriz. Biraz badem tarlalarını gezeriz falan. Böyle bir şey yapalım. Bir festival şeyi. Hava çok güzel ama yani. Hava da çok güzel. Evet. Şansına. İnsanların şansına. Cumartesi tahminen çok kalabalık olacak. Bugün daha çok öyle yoğun değil ama. Ama şey, otoparkta program. Gene tabii canım. Gene bulamadık. Ama bir de şey, tur otobüsleri falan gelince iyice kötü oluyor. O zaman iyice perişan olacak. Evet. Biz de trafiği görelim yani İstanbul çocuğu olarak. Evet, güzel evet, bir devam hava. Edelim şöyle isterseniz. Yavaş yavaş tezgahlara bakalım. Bundan sonraki sahnelerde bazı müzik olduğu zaman sesler evet. Kesik olacak. Bilginiz olsun. Güzel, bu da güzel ama ben bununla çok rahatım. Neden? Neden? Çünkü küçük, çok dikkat çekmiyor. Ya evet yaparken. Aldım yani aldım evet. Ama bütün ekipmanını da aldım ben. Siz, daha sizin başlamadım. Instagram adresinizi söyler misin? Doğa Deniz Datça. Doğa Deniz Datça. Aa, gönderiyorsun değil mi? Evet, sen de kaçıyorsun değil mi? Hocam Nuri, eşi de sahildeki ev takip fazla şey olmasın. Evet. Vallahi var bende her şeyden sanki. Ben yeni bir şeyler yaptım. Baksana. Yeni kişiler var. Bu mercan mı? Mercan evet. Satarım vallahi.
Abi, kızım sen anne değil misin? Niye sigara içiyorsun vallahi bakayım? Vallahi abi ne yap? Yani çocuk da dükkanda çalışıyor benim yerime. İyi çocuk şimdiden. Yani, ünlü kadının videolarını çıkmak istemiyorum ama zayıf çek. Ayarlarım şimdi editlerken. Evet, zayıf gırıkları kes. Keseceğim. Tamam hadi. Hadi bay bay. Hadi kolay gelsin. Merhaba hocam. Biraz daha geç değil mi? Önceye dolaşalım, Maradona'da buluşalım. Ulan dolu buralarda sanki. Ya içeride ya aşağıda. Nerede bulursak. Aşağıda en üstte var bir tane. Bakalım. Bak. Bir de burada var. Buraya mı oturalım? Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Hadi hayırlı olsun. Buraya mı oturalım? Hayır, nereye istiyorsun? Buraya ya, bu şuraya. Orada da güneş, burada da güneş ha. İşte. Gölgeye mi? Oo, iki taraflı koltuk olmuş Ayşe. Hayır, tek taraflı koltuktu, çift taraflı koltuk. Taraflar açılmadığı için öyle şimdi. Ondan mı? Bu sene artık iki taraflı koltuk mu? Koltuk sayısı artık. Yok, o sandalyeleri sonra koyacağım. Onları nomada teker teker. Ya bizim için ayırdınız. Siz geleceksiniz. Biz geleceğiz. Seferlik yaptık. Tamam, sağ ol. Evet, Serap Kafe'deyiz. Evet, bir şey, kahve. Kahve. Kahve, sen çay mı? Ben çay içermiş. Tamam. Kapatalım. Kalabalık. Çok kalabalık değil mi? Yani ki bugün ama daha çok kalabalık diyoruz ya, bize kalabalık. Bugün Perşembe Ayşe. Cumartesi yürümeyecek herhalde. Cumartesi günü burada yürümeyecek. Palantir güne gideceğiz. Cumartesi günü umarım ki arabayı dışarılara park edelim. Arabayı çok arkaya bırakalım. Çünkü çıkış bizim her problem. Evet. Aynen. Evet. Duralım. Evet. Sındı'da bizim her sene geldiğimiz bir yer vardır. Oraya geldik. Ama ya aslında buralarda hafiften dökmeye başlamış. Bir de tabii normal çiftçiler tarlaları sürmüşler. Normalde bu bölge tamamen bu sol taraf gibiydi. Altları papatyalar. Değil mi? Böyle küçük bir yer görünce papatya sürülmemiş. Buraya geldik ama tabii onlar da ağaçların bakımını yapıyorlar. Doğal ama burayı sürmemişler. Şu bölümü sürmemişler değil mi? Gene fena değil burası ama yani burası hep en geç olan yer. En geç olan yerlerden biri. Bizim burada hatta bir iki sene önceden falan bir piknik yapmıştık burada daha. Drone'um vardı. Evet. Çektiğim. Ama gene de bitmeye yakın ama gene de var. Papatyalar da başlamış burada. Arı seslerini duyuyor musun? Evet. Çiçeklere geliyorlar tahmin ediyorum. Bakalım arıyı görebilecek miyiz? Ne kadar çok arı var ağacın üstünde. Bu ağaç arı dolu ağacı. Çiçeklerine girip çıkıyorlar. Evet şimdi ne yapalım? Palamutbükü'ne doğru mu gidelim? Evet Palamutbükü'ne doğru gidelim biraz. Palamutbükü'ne girmeden arabamızı bırakalım. Yürüyerek. Evet, aslında yani bunların altları da yeşil olsa şuralar güzel olacak. Bak bazı yeşillikler başlamış. Bunlar hep papatyanın yeşillikleri. Bunlar zannediyorum bir ay sürmez. Burası papatya tarlası haline gelecek tahmin eden. Şöyle zaten başlamış. Hadi gidelim artık şeye. Evet. Evet, Palamutbükü'ndeyiz. Arabamızı çok uzağa bıraktık. Bayağı yürüdük. İyi yaptık. Değil mi? Çok güzel ama yani. Hava güzel, evet. Baksın herkes deniz kenarında. Yani en güzel kısmı o bence. Evet. Biz de bir yerde oturalım mı ya burada karşı? Fena değil burası. Dolu. Burada yemekler var.
Balın var mı? Balın var mı? Senin oraya baktık. Senin oraya baktık. Kimseler yok. Bal alacaktık. Balın var mı? Var işte. Ama oradan geri dönemiyorum ben. Buradan gideceğim geri. Tezgah yok mu senin? Burada yok. Niye yok kız? Ben balı götürürüm ya. Orada istersen. Ha, sen kıza bıraksan ben bankadan alsam olur mu? Ben her gün oradayım ki yine aynı Erzan'ın yanında veririm sana. Geleceğim. Tamam bir hanım gelsin helalleşin. Ayşegül nerede? Ha, geliyor orada. Burada ben olamadım çünkü alırdım yer. Olmuyor işte çocuğun okulu yoktu bir hafta. Biliyorum, biliyorum. Öğretmeni yoktu ne yapayım. Akşam geldi. Öyle mi? Ama evin yanına koydum oğlan oradaydı. Geldi. Mesudiye'de müşteriler gelecekti. He. Onlara diye koyduk. Çam balı var, çiçek. Ayşe bal varmış. Ama ben buradan dönmeyeceğim dedim. Bize... Balı alın yürün ya. Parasını nerede? Nerede balı? O geçerken mi? Burada yani parasını verelim, vardı. Kaç paraysa verelim. Ama buradan dönmeyeceğiz diyorsun. Buradan sen. Olmazsa... Geliriz gene ya. Yok ben inerim diyor aşağı. Nakçadayım her gün çocuğun yanında. Çocuğun orada. Ben salı, çarşamba ineceğim. Anladım. Ayarlanıyoruz o zaman. Peki çarşamba günü ineceğim. Tamam ben zaten pazartesi bir gidiyorum. Cuma günü akşamüstü dönüyorum buraya. Peki ben seni telefonla ararım. Çarşamba günü. Telefonu var ya sorun ya. Tamam ararım seni. Telefonu. İneceğim getireyim. Sen bize bir kilo ayarla. Bir kilo mu? Tabii ya biz, ben yemeyeceğim ki. Hiç kalmamış evde. Hep annemden falan oluyordu bir şeyler. Tamam indiririm ablam. Yap çarşamba alacağım sana. Tamam. Bir kilo. Telefonlaşın ama gene. Ben telefonlaşacağım. Tamam mı? Orada Erzanya'nın yanında veririz. Tamam, tamam. Hadi gidelim. Çok kalabalık değil kız. Aradı şimdi beni. Biz perşembe günü boştu. Şimdi Datça'ya zaten inmedik bile. O kadar kalabalık ki de buraya gelenler dönüyor. Baksana bir tane koca araba kalmadı. Hep selam söyleyin. O nereye gitti bilmiyoruz ki arabası yoktu. Kendisi dolanıyor. Belki buralardadır o da. Belki buralardadır. Geldiği zaman Erzan'ın yanından veririm sana. Tamam. Tamam. Hadi Allah'a ısmarladık. Seni çekiyorum video yayınlayacağım. Çek ya. Tamam. Hadi bay. Burası çok kalabalık değil. Sabah kalmadı. Aynen. Önceki senelerde nasıl yürüyemiyorduk diyorlar. Evet. Merhabalar, nasılsınız? Nasılsınız? Yaz açayım ben. Sizin bir şey alayım ya. Evet. Bir şey alayım size. Tamam. Sen misin? Kaç dükkandan böyle? Ayşegül Hanımlar da buradalar. Merhabalar. Kendim sandalyeyi çok severim. Siz de şey çekiliyorsunuz ama. Karşılıklı. Sağ olun. Buna kalacak değil mi bu? Bizimkiyle aynı zamanda mı? Aynı. Dişi mi erkek mi? Erkek. Ama sen çok yakışıklısın. Dur. Var ya benim oğlum. Kapı ağrıdı aralı, nafı durun analı. Kapı ağrıdı aralı, biz oğlumdan kalalım. Karpuz kestin kırmızı şu gelen kimin kızı. Karpuz kestin kırmızı şu gelen kimin kızı. Yazık ey kadınları şu da canın yıldızı. Kadınları şu da canın yıldızı.
ufak olmuş değil mi şey? Bu Palamut Bükü'nün şeyi. Palamut Bükü daha büyük oluyor. Yani çok büyük ve çok kalabalık oldu. Ya bu sene sanki önce şey oldu. Önce pandemi oldu biliyorsun, yapılmadı. Geçen sene depremden dolayı yapılmadı. Pek çok yerde ne olacağını bilmediği için açmamış. Restoran görmüyor. Sen de onu hissettin mi? Değil mi? Ha, yani? Şurada bir restoran var galiba ileride. Yani çoğu yer, ben onu hissettim. Yani değil mi? Burada bizim balığa geldiğimiz bir yer vardı, hep açık olurdu. Orada şurası açık. İşte. Bulunduğumuz yer. Bulunduğumuz yer. Burası. Bir açmamış ki, o hep hani yaz kış açık olan bir yerde. Sanki ne olacağını tam bilemedikleri için. Şeyler evet. Geçmiş bu arada. Çiçekler değil mi? Çiçekler yani. Biz hep, ben de size Palamut Bükü, Sındı tarafları açıktır diye yazdım ama tahmin olarak yazdım onu. Maalesef şey, yani bir hafta önce çok daha güzel. Keşke biz de kaçırdık. Biz de kaçırdık aslında. Biz de Datçalı olarak biz de kaçırdık. Yani. Evet. Bari hiç olmazsa şu papatyaları ve gemicikleri kaçırmıyor mu? Evet, onları kaçırmayız herhalde. Yani bir de ben şeyi düşündüm. Yani şimdi Datça'yı özellikle bizim Instagram'ımızdan tanıyıp seven, merak eden çok kişi var. Festival güzel, hani bir takım yerlerde eğlenceler var, tezgahlar, standlar, fakat o Datça'nın sessiz, sakin halini, evet. Bence festivalin öncesi ya da sonrası gelin. Evet, değil mi? Hareket görmek istiyorsanız gelin. Ha, ama, hareket evet. Yani ama böyle hani o huzurlu, sakin halini. Hayır, sevmiyor muyuz festivali? Tabii seviyoruz. Biz de ama mesela ilk perşembe gittik sakinken. Burası da şansımıza çok kalabalık olduk ama Herkes Hanım kızıyla konuşmuş, yürüyecek yer yok. Bugün tabii merkezinde. Tur otobüsleri çok geliyordu. Evet. Yani şimdi normal mesela bir dahaki hafta sonu tahminen şu şeyde sadece kimse biz oluruz gelsek. Hani bizi şeyden takip ederseniz, yani bademler ne zaman açıyor, ne zaman şey yapıyor, yani o zaman gelirseniz festival harici, o da Datça'nın da o güzel, sakin, huzurlu havasını bizim gibi görmüş olursunuz. Evet. Şu anda sakin, çok evet, sakin. Ama Palamut Bükü sahili bizim çok da sevdiğimiz, yani buranın, ben denizini çok severim. Yazın benim herhalde Datça'da en güzel sevdiğim, en güzel deniz. Bir de en önce ısınan yerdir biliyorsun. Öyle midir? Ben tabii. Bilmem, soğuk. Ben soğuk deniz sevmediğim için yani Haziran ayında falan ben bizim önümüzde denize girmem, burada girerim biliyorsun. Burası şey, yani ben hakikaten Datça Yarımadası'nda denizini en sevdiğim yer burası. Taşlıktır fakat bir denizi var, şey, cam gibi pırıl evet. Pırıl. Bir de turkuazdır rengi. Turkuaz evet yani. Evet, ağlasamak değilim mi? Ne yapalım? Evet, yavaş bir şey yavaş yok, gidelim yani. Belki şey, yolda gene bir iki badem tarlası bakarsak ekleriz videomuza. Olmazsa. Ağlasamak. Evet.